Biz her zaman her turnuvaya plan, program ve hedef doğrultusunda başlıyoruz. Hedefimiz ilk 15 dakika gol yemeden rakip takıma gol atmaktı. Gerçekten bu şekilde de ilerliyoruz. Şu an gol yemedik. 4'te 4 yaptık. Şu anki hedefimiz 6'da 6 Uluslar C Ligi'ni bitirmek. Çıkmayı garantiledik ama galibiyetle 6'da 6 ile bitirmek istiyoruz. Şu anki hedefimiz bu. Önce Litvanya'ya gideceğiz. Evet, orada eksilerde bir hava var. Ama biz zor şartlara her zaman hazır bir takımız. Bu bizi yıldıracağını ya da ürküteceğini düşünmüyorum. Önce orada güzel bir galibiyet, sonra da Mersin'e gidip Mersin halkıyla 6'da 6 yaparak bu turnuvayı bitirmek istiyoruz. Hem Elazığ'da hem de Çorum'da bu kadar ilgi, alaka ve bu kadar taraftarın geleceğini beklemiyordum. Gerçekten önce onlara çok teşekkür ederim. Aynısını ya da daha fazlasını Mersin halkından bekliyoruz. Şu an ilgi, alaka çok fazla, destek çok fazla. Kan futbolunun bilinirliği, farkındalığı, oynadığımız oyun gitgide artıyor. Bunun da devam etmesini bekliyorum. Ben şu anda 20'li yaşlarda olmak isterdim. Çünkü çok şanslılar. İnanılmaz bir ivme yakalandı. Kadın futbolu ülkemizde çok iyiye gidiyor. O yüzden futbol oynamak isteyen gençler tüm sınırlarını zorlasınlar. Aileler onlara destek olsunlar. Bulundukları şehirlerde gitsinler. Oynasınlar, kendilerini göstersinler istiyorum. Çünkü havuzumuzun daha fazla genişlemeye ihtiyacı var. Bu anlamda da sponsorlarımız gerçekten çok destek oluyor. Onların da katkısı çok fazla. Yani bunların hepsi bir bütün. Bununla birlikte iyi noktaya geleceğiz. Gerçekten çok dikkat ediyorum. Çok fedakarlık yapıyorum. Bunun karşılığını da bence sahada alıyorum bireysel anlamda ve oynadığım takımda. Bunun da meyvesini almak beni iştahlandırıyor ve daha fazla kendime daha iyi bakmam için bu bana bir yol gösteriyor aslında. Attığım gollerden sonra, gösterdiğim performanslardan sonra. Bu benim disiplinim küçük yaşlardan beri oluşandı. Ben mesela annem babam bilirdi yağmurun uyku saati geliyor ya da ona göre tüm hayatımı şekillendiririm. Yani misafirliğe bile gittiğimizde yağmurun uyku saati kalkmamız gerektiği şekilde hareket ederdik. Uykum çok önemli ve beslenmem çok önemli benim için. Camiadaki hocalarım, rakip arkadaşlarım, herkes bunu çok iyi bilir. Ben bunlara çok dikkat ederim. Çok dikkat etmek de istiyorum çünkü kendi sınırlarımı görmek istiyorum oynadığım süreç içerisinde, zaman içerisinde. Fenerbahçe'ye geçtikten sonra çok fazla mesajlar aldım olumsuz yönde. Ama bunlar beni etkilemedi. Bu benim kararım. Kendim istedim. Bu süreçte, bu transferde 2 gün içerisinde olan bir transferde yöneticimiz Kemal Danavaş'ın doğrultusunda çok hızlı, sorunsuz bir olan bir transfer süreciydi. Karşılıklı istenilerek olundu. İkinci soruyla ilgili cevap vermek istemiyorum. Artık o süreç, o defter kapandı. Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Ayrıca 3 büyük kulüpte de oynadım. Ama gerçekten oyuncu olduğunuzu, değerli olduğunuzu Fenerbahçe camiasında 5 aydır falan içerisindeyim. Gerçekten hissediyorsunuz. Burada olmaktan da çok mutluyum. İyi ki gelmişim diyorum. Ülker Stadyumu'nu bireysel olarak takım halinde erkek takımını izlemeye gitmiştik. İlk gittiğimde bu sene 5 attık. İkinci gittiğimizde 4 attık. Ben dedim ki üçüncü gidişimizde kendim sahaya çıkıyorum. Ne ayak varmış bende dedim. 3 atacağız dedim. Maçta 3-2 bitti zaten. Her iki kaleye de benim mesela maçlardan önce statlarda her iki kaleye de hani gol atmak isterim. O da kısmet oldu. Galibiyetle ayrıldık, kısmet oldu. Taraftarımız geldi. Canlı yayın verildi. Bunların hepsi çok özel. Benim için gurur verici, farklı anılar. Oradan da galibiyetle ayrılmak çok önemli bir maçtı. Çünkü rakiplerimizle aramızda da puan farkı vardı. Onu korumamız gerekiyordu. Şu an bence gayet iyi gidiyoruz. Son maçı alarak da ikinci sıraya yükseldik. Rakibimizde 3 puan fark var. Milli takım dönüşünde de lig arası için 3 tane maçımız var. 3'te 3 yapıp sonra araya girmek istiyoruz. Önceki yıllara göre bakılarak maçlar oynanılıyor ve skorlar asla tahmin edilemiyor. Çok sürprizlerle karşılaşılıyor. Aslında bu güzel bir yandan. Beklediğimiz, istediğimiz şey de buydu. Yani şu an üstümüzde olan Galatasaray var. Formgat son maçı kaybettiği için alt sıraya, bizim alt sıramıza geldi. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Ben Fenerbahçe formasıyla kupa kaldırmak istiyorum ve şu anda gol kraliçeliğinde de birinci sıradayım. Ama benim önceliğim maç maç kazanıp şampiyon olmak. Sonrasında zaten iyi oyun, şampiyonluktan sonra attığım gollerle gol kraliçesi de olurum diye düşünüyorum. Necla Hoca'nın yerinde değil ama
Necla Hoca'dan çok şey öğreniyorum. Ona da her zaman söylüyorum. Çok paslaşıyoruz. Hoca bana çok şey öğretiyor. Çünkü benim futbolculuk kariyerimden sonra kariyer hedefimde antrenör olmak var. Bu doğrultuda da şu an yüksek lisansımı yapıyorum. UEFA B belgesine sahibim. Çok fazla maçı izliyorum. Ama önceliğim şu an oyuncu olarak bakıyorum oynarken. Ama zaman zaman da bir hoca gözüyle acaba işte 10 kişi kaldı, işte gol yedi, işte geriye düştü. Acaba antrenör ne yapar diye ara ara o gözle baktığımda oluyor. Ama şu an ona bir hazırlığım yok. Ama Necla Hoca bana çok destek oluyor. Çok da güveniyor. Hani bıraktıktan sonra tüm öğrendiklerimi, tüm tecrübelerimi bir takımın başında olarak çalıştıracağım oyunculara göstermek istiyorum. Ülker Stadyumu'nda soyunma odasına girdiğimizde malzemecimiz Erkin abi herkesin formasını kendi düşünerek o oyuncuların oturduğu fotoğrafın oraya koymuş formamızı. Ben de girmeden önce tahmin ettim, ben dedim ki hani bakalım benimkine hangi futbolcunun oraya koyacak diye. Edin Zeko'nun oraya koymuş. Malzemeci geldi Erkin abi. Dedim ki bilerek yaptın değil mi dedim. Aynen dedi. Olsa çıktım sahada. Ya bunlar çok önemli. Ufak detaylar. Ama bunlar oyuncu için mental motivasyon anlamında. O da Edin Zeko'nun oraya koymuş. Sonra Zeko'yu gördüm böyle. Onu gördüğünde zaten gol geliyor aklına yani. O şekilde bende de farklı bir çağrışımda bulundurdu. Hoşuma da gitti. Sonrasında da iki gol atmak nasip oldu yani. Kendi adıma gerçekten aile anlamında çok şanslı birisiydim. Bizim zamanımızda çok daha fazla ön yargılar vardı. Asla futbola başlamasın. Çok olumsuz tepkiler alınıyordu. Ailem bunların hepsine kulaklarını kapatmıştı ama şu anda o kadar ön yargı yok. Ama yine de yetenekli olan oyuncularımızı, kardeşlerimizi, aileler desteklesin. Bu çok önemli bir faktör. Bu anlamda çok fazla benim arkadaşım bırakmak zorunda kaldı. Ben aileler çocuklarını desteklesinler istiyorum. Onların yanlarında olsunlar istiyorum. Hangi yetenekleri ne varsa o branşa yönelik onları yönlendirsinler.